Of. Of be, bak daha yeni yeni kendine geliyorsun vallahi söyleyeyim. Yalan yok. İyi geldi görüşmek. Hem seni hem de eski günleri özlemişim. O zaman bundan sonra daha sık görüşüyoruz. Madem eski bekar hayatına geri dönüyorsun, her şey eskisi gibi olsun. Olsun be. Aman. Bırakayım seni, hala aynı yerde misiniz? Aynı evdeyiz de dönmeden diyorum bir yarım saatin daha varsa bir şeyler atıştırsam. Gülşah'cığım ah hiç değişmemişsin ya. Tamam olur, nereye gidelim? Etilere gidebiliriz, en azından sağlıklı bir şeyler yiyeyim. Olur. Haber geldi. Kazım Ağa geliyormuş yalıya. Çok durmayız ama değil mi? Yok, hemen bir şeyler atıştırırım kalkarız. İyi bakalım. Oh. Sen de böyle uruç uruç, ben de yiyorum ama. Ya. Vallahi saygısızlığından hiçbir şey kaybetmemişsin. Bir şey diyeceğim ama kızmanı istemiyorum. Ha. Ya sana da dedim ya işte bu Pelin senin için gerçekten endişeleniyor diye. Buralardaymış da sana sormadan davet etmek istemedim. Diyorum ki bir 5 dakika uğrasa da hep beraber otursak. Ben de hemen yerim kalkarız zaten. Ama istersen olmadı sonra da görebilirim onu. Efendim anneciğim. Alo. Ferit. Çabuk neredeyse eve gel. Ne oldu anne? Bir şey mi oldu? Sesin çok kötü geliyor. Oğlum sorma. Kazım Bey geldi. Korkunç şeyler oldu burada. Neden hala çok sinirli? Boşanma davası açacaklarmış. Ne? Kazım Bey bu sefer haddini öyle böyle aşmadı. Deden gidip Seyran'dan özür dileyecekmiş. Yoksa bu iş burada bitmiş mi? Delirmiş iyice bunlar. Tamam anne, ben arayacağım seni. Ferit, ciddi bir şey mi oldu? Kusura bakma Gülşah, benim acil çıkmam lazım. Ciddi bir şey mi oldu? Nereye gidiyorsun? Konuşuruz. Hala be. Acaba sen bir Halisa'yı arasan mı? Hani birinden birine bir şey olmasın. Allah korusun. Hangi yüzle arayacağım ben Halisa'yı? Baba kız rezil kepaze ettiler bizi. Geçmiş olsun. Olan oldu, biten bitti. Dul kalıcı bu yaşta bu kız. Ah vah etsen neye yarar? Babam gideli de bayağı oldu. Şimdiye dönmüş olması gerekmez mi? Geldi. Niye geldin? Saçmalıklarınıza son vermeye geldim. Niye geleceğim başka? Püf senin suratına. Lanet girsin, uyusun. Şimdi mi aklına geldi kapıya gelmek? İş işten geçtikten sonra gelsen ne yazar? Palavra değmez. Seyran'ım verir onun cevabını. Sen hala utanmadan nasıl gelebiliyorsun buraya ya? Annemin yüzüne nasıl bakabiliyorsun sen? Yürü, gidiyoruz. Ferit şaka mısın sen ya? Gelmeyeceğim dedim sana. Seyran, yürü diyorum. Bak bu sefer elimden gerçekten bir kaza çıkacak. Ferit tamam istemiyor, uzatma tamam, biraz zaman ver. Suna kes sesini! Ferit, kendine gel. Sonra diyorum, sonra. Sonrası yok bu işin Suna. Şimdi var. Geldim geldim ben. Olay nerelere kadar geldi görmüyor musun? Kör müsün sen? Yürü. Tam da benim seni uyardığım yere gitti olay. Ferit, en baştan düşünecektin sen bunları. Gelmiyorum hiçbir yere, git. Yürü git.
sizin Kazım Ağanız. Çok mu korkuyorum sanıyorsunuz ha? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Yürü, gidiyorum. Ferit! Yürü! Ne oluyor? Sen ne arayın la burada? Etme Kazım, etme. Adamın yerine koyma şunu. Senin ne işin var la burada ha? Ne işin var? Seyreni almaya geldim. Ne olacak? Ne olucu değil ya. Deli edici bunlar bana. Ne olucu değil ya. Ulan var ya, sen var ya, kaypaksın kaypak. Adisin oğlum, adi. Seni var ya, soğan gibi soydukça altından böyle rezillik, pislik çıkıyor la sürekli. Sen kimsin la? Ha? Sen kimsin la? Ha? Benim kızım el kaldırıcı. Hangi elini kaldırdın lan, hangi elini? Ben şimdi o elleri kırmayayım mı Ferit? Bana ne edeyim söyle, kırmayayım mı o eli? Beni kendinle karıştırma Kazım Ağa. Ben değil, sen anlarsın o işlerden. Ya ne diyor anamı ya? Bu ne diyor ya? Bu sen oğlum, sen bana laf edici adam mısın lan sen ha? Ferit git dedim sana. Seyrun! Seni almadan hiçbir yere gitmiyorum. Ay! Sen kimin evinden kim halin götürün la? Dingo'nun ağrı mı bura? La! Dedenden mi öğreniyorsun lan sen bu lafları ha? Lan dedenin hükmü geçmiyor bana, dedenin. Senin mi hükmün geçişi? Kız burada. Haydi, haydi. Koranlardan biri gelsin, kızı alsın bakayım. Bak, bak. Kızı vermeyeceğim Ferit, bilesin. Ferit, aldın işte cevabını. Git, hadi. Lan, ya, haydi evimden. Benim canımı sıkma lan. Geri, adam mısın oğlum sen, adam mısın lan? Ben değil, sensin adam. Değil mi? Kazım Ağa. Bu koskoca ev, o arsa, sırf bunlar için utanmadan kızını bize satmak adamdı.